Bazen böyle intromun olmadığını hatırlayınca üzülüyorum, biliyor musunuz? Neyse, şimdi uzun bir aradan sonra bir video çekiyorum. Yaklaşık 1,5 ay olmuş olabilir ama video çekecek vaktim yoktu ve çekemedim. Ve aslında vaktim vardı da çekmedim. Bu sefer yeni bir sezona başlıyoruz. 2019'a girerken ki hedefim Kardeşleri Başlangıç setini bitirmekti ki bitiremedim. Ben de aralara böyle birkaç video serpiştirerek biraz da ona ağırlık vereceğim bu birkaç hafta. Seti tamamladıktan sonra yine her zamanki rutinimize geri döneceğiz. Ama ondan önce bugün bir video yaptım. Yapıyorum. Yapacağız. 2018'i bitirdim ve elimde deste var. Bunu geçen sene de yapmak istiyordum. Elimdeki desteleri size gösterip ondan sonra işte 2018'i bu kadar desteyle bitirdim. Sonra 2020'ye girerken yine destelerimi işte aralarındaki farkı göstereceğim. Tecrübelerimi paylaşacağım. Böyle bir video yapacağım. Destelerimi sayacağız. Bir yılda ne kadar değişmiş sayı olarak, neler olmuş. Onu göstereceğim ve koleksiyonumu belki merak ediyorsunuzdur, belki etmiyorsunuzdur yine de. Göstermek istedim. Hadi o zaman ben şimdi şöyle bak kutuyu göstereyim. Elimde şöyle yaklaşık bir 5-6 kilo bir şey var elimde ve gerçekten çok ağır. Bunları koyalım, hadi o zaman başlayalım. Aynen. Hepsi burada. Şimdi sizinle beraber hepsini göstereceğim ve sayacağız beraber. Ben de tam şu an hatırlamıyorum kaç olduğunu. Önce şunlarla başlayayım isterseniz. Bu kutusu olmayanlarla. Şöyle bir bicycle var elimde, çakma kırmızı. Bir tane daha bir bicycle var. Bu orijinal ve bu eski olan bu muydu? Herhalde bu en eski olan elimdeki bu. En eski bu değil ya. Çok daha eski destelerim var, evet. Burada bir tane daha bicycle yok. Burada 2-3 tane bicycle var aslında. Çünkü kartların çoğu gimmickli. Şöyle göster. Hatta hepsi gimmickli. Şurada bir tane şöyle bir kart var. Sonra şöyle bir kart var. Bir sürü kart var. Değişik şekillerde sihir yapılabilecek. Şu destelerin, şu kartların hepsi de mavi kartların double kart. Şu an tüm sihirbazların sihirini bitirdim ama olsun. Burada bir tane daha kırmızı bicycle var. Bunları paketlere ayırmıştım. Pratik için. Sonra şu böyle biraz daha gereksiz denebilecek, kardeşleri için uygun olmayan destelerden başlıyorum. Şöyle bir kart var. Bunu Antalya'dan almıştım. An olsun diye aldım. Öyle duruyor sadece. Belki hiç açmamışım bunları bile. Star deste var. Gereksiz. Sonra Barcelona'da No Camp'tan almıştım bunu. Evet, sadece Barcelona'nın oyuncuların üzerinde şeyleri var. Çok kötü. Kardeşleri için hiç uygun değil. Galiba poker size olabilir. Poker size bir size yok. Belirli bir size yok. Hem eline hem de şey olarak boyuna çok farklı bir boya sahip. Bir deste. Şimdi kartları göstermeye bile uğraşamadım. Çünkü çok gereksiz dandik bir deste. Bir de 10 euro vermiştim buna. Bak hala etiketi duruyor. Onu yırtamadım ben. Bunu 10 euro vermiştim ben. Burada bir tane Haribo kutusu var. Bunu da şeyden aldım ben. Haribo'nun kendi mağazası vardı. İspanya'da, orada görmüştüm. Aldım. Gerçekten poker size olsa handling'i çok güzel destenin. Keşke poker size olsa, hem fen açabiliyorsun. Hem paket kartlar için uygun. İşte dediğim gibi keşke poker size olsaydı, çok oynardım. Bununla dönerken Türkiye'ye uçaktayken elimde oynuyordum ve uyuyakaldım. Tüm kartlar uçağa döküldü. Yani orada 40 tane falan var. Bir de güneş geldi şu an buraya. Çok sinir edici bir şey ya. Gözüme giriyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Böyle devam edelim. Sonra elimde şöyle bir deste var. AliExpress'ten almıştım. 1 dolar gibi bir fiyata. Hepiniz merak ediyorsunuz. Şu anda biliyorum. Bir göstereyim. Şöyle bir deste. Bulursam linkini koyarım açıklamaya. Büyük ihtimalle bulamayacağım. Alalı yıllar oldu. Siz yine de bir bakın ama. Her ihtimale karşı. Bu da şey. Atina'dan almıştım bunu da. Yunanistan'da şunları. Gerçekten kardeşler için hiç uygun değil. Çok çirkin desteler. Sadece anı ve tarih bilgisi için falan belki. Bunu da Barcelona'dan almışım. Bu destenin handling'i çok güzel. Galiba 5 euro gibi bir şey aldım. Yani tabi buranın parasına çevirince birazcık pahalı oluyordu. O zaman o kadar pahalı değildi. Ve handling için de gerçekten uygun. Çok hoşuma giden bir deste. Şimdi bunlara geçelim. B'lerden başlamak istiyorum. Önüme onlar geldi. Güzel. 3 tane B destem var benim. Diğeri de burada. 3 tane B destem var. Bu en eski destelerimden biri. Cardistry'e ilk başladığım zamanlar, yani yaptığım şeyin Cardistry olduğunu öğrendiğim zamanlar bir bicycle almıştım. Ondan sonra onu şu desteği almak için sattım o sırada. Ayaküstü bir arkadaşa satmıştım. 10 liraya galiba. Şu B'yi almak için de. Ama ondan önce işte bunu aldım. Bu 2016 senesi yazında. İşte şu Atina'daki desteler var ya. Bunları aldığım zaman öyle bir gezideyken almıştım. Öyle yani, öyle duruyor o da. Bunu da işte alalı bir buçuk sene oldu. Belki 2 sene oldu. Mavi bir B destesi. Ya çok kullandım bunu. Burada da yeni aldım. Samsun'a bir tane yarışmaya gitmiştim. O yarışmada aldım. Piyaza AVM'de bulmuştum. Gerçekten güzel.
bu civarda bulursam da almayı düşünüyorum. Türkiye'de internet sitelerinde bile kalmadı artık çünkü bir. Çok değerli bir deste oldu. Şimdi bicycle'lara geçelim. Bicycle'lara girersek çıkamayız. Standart bicycle'lara girelim en iyisi. Evet, standart bicycle'lar bu kadar. Evet, şu an elimde ev kutusu olan standart bicycle'lar bu kadar. İki tane siyah bicycle'ım var. Birini hala açmadım. Duruyor yerinde. İşte bir de standart kırmızı bicycle'larım var. 3 tane, ikisi paketli, biri paketinden çıkmış. 3 tane de mavi bicycle'ım var. İkisi işte kullanıyorum. Bu da şeyden, yeni bu daha açmadım. Şimdi aviatörlere geçelim. 4 tane de aviatörüm var. İkisi mavi. Şöyle göstereyim. Bu daha eski. Bunu şurada bir tane daha var. Bu aviatör kutusunun üzerinden araba geçti. Herhalde yeterince belli oluyor. Ama hala kullanıyorum. Çok sevdiğim aviatör destesi. Bu kanaldaki ilk videomu da bu desteyle hazırladım. Bandaid. Onu da şuradan bir yerden çıkan iyi butonlarından izleyebilirsiniz. Bu destenin ben değeri ayrı. Bu desteği bana şey aldı. İngilizce öğretmenim aldı. 2017-2018 eğitim öğretim senesinde bir tane çekiliş yaptı. Ve çekilişte ben katılmak istemedim. Çekilişin sonunda öğretmenim beni ikna etti. Kendisi alacaktı çünkü bana. Ondan sonra yanlışlıkla hocaya bir tane link gönderdim. Bu destenin satın alma linkini ama yanlışlıkla gönderdim. Tesadüfen de hoca yılbaşı çekilişinde bana bunu aldı ve kendi üstüne imzaladı. Hala daha çok kullanmadım. Güzel bir deste. Tutuyorum elimde. Bu arada air cushion finish. Smooth finish değil. Öyle yani. Sonra bicycle'lardan devam edeyim. Bir tane Stargazer var. Cardistry için hiç uygun değil. Kutusuna ve arka planına kanıp almayın. Yani onun için almayın. Gerçekten. Yani bu belki oyun oynamak için arkadaşlarınızla aranızda falan. Onun için kullanılabilir. Yoksa hiç gerçekten güzel bir deste değil. Cardistry için hiç uygun değil. Aynı şekilde birkaç tane daha göstereceğim böyle. Bu iki deste Cardistry için uygun değil. İki deste de oyun için tasarlanmış. Bu destenin birazcık konsepti farklı. Bununla farklı oyun oynayabiliyorsun. Tam oyunun ismini bilmiyorum. Kart çekiyorsun. Kartın üstünde kokteyller yazıyor ve kokteyllerin tarifi yazıyor altında da. Pek kokteyl yapmıyorum ben kendim. Kokteyli severim ama yapmıyorum. Planı güzel. Arka planda kanıp aldım ben bunu. Yine de kardeşlerinin bir kısmını kullanmak istediğim için fenlerde kullanıyorum bazen. Sonuçta bicycle air cushion finish. Ondan dolayı fen yapılır. Fen çoğu destede yapılır sert olmadığı için. Bu deste hiçbir işe yaramıyor. Görünüşten başka. Görünüş çok güzel. Şöyle göstereyim. Her kartın farklı bir dizaynı var. Bazen kartlarda güzel ablalar oluyor böyle. Öyle, bu böyle bir deste. Gerçekten kardeşler için hiç uygun değil. Spring falan yapılmıyor. Acayip sert. Streamline'ın ilk halinden bile sert. Yani tavsiye etmiyorum. Cardistry için alacaksanız almayın. Koleksiyon yapıyorsanız koleksiyonunuza koyarsanız ya da bir gün arkadaşlarınızla oynadığınızda kullanırsınız. 1-2 euro gibi fiyatı var galiba. Yani Türkiye'de gerçi çok daha pahalı. Monju'larım var. Monju plastik coated. Yani plastik değil. Şu 10 liraya falan satılıyordu eskiden bu. Bir tane ondan var. Plastik var. Kesinlikle tavsiye etmiyorum Cardistry için. Evet, geldim şimdi. Minik bir aradan olduğunu siz anlamadınız tabi. Benim kameramın şarjı bitti. Bataryasını sonra çıkardım, şarjı taktım. O sırada yemek yedim. En son galiba Monju'yu göstermiştik. Şimdi bu desteği Andrew bana şeyden, Çek Cumhuriyeti'nden getirdi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Prag'dan getirmiş. Burada en çok sevdiğim deste serisi olan Virtuoso'larım var. Biri SS 2016 Summer Spring mi? Böyle sarı. Bu versiyon, pardon, daha doğrusu bu versiyona kadar FW değil mi? Doğruymuşum. Fall Winter 2017'ye kadar tüm Virtuoso desteleri bu şekilde üretildi. Yani düz renklerle üretildi. Sadece işte 3-4 farklı renk oluyordu. 1-2-3-4 renk, aynen siyah sayarsak 4 renk. 4 tane renkten oluşuyordu. Ama Fall Winter Edition'da bir farklılık yaptılar. Bu arada 2018'de deste çıkarmadılar. Maalesef çıksa alacaktım. Ama çıkmadı. Bu destere bir farklılık yaptılar. Ve her rengin 3 tane tonunu kullandılar. Siyah yerine de araları beyaz yaptılar. Beyazın olduğu yerleri de siyahla doldurdular. Ki bu çok yani güzel oldu. Hoşuma gitti destenin. Dizaynını çok güzel değiştirdi. Gerçekten oynamaya kıyamadığım bir deste. Sadece duruyor orada. Sonra şöyle ilginç bir deste var elimde. Bu deste Cardistry için üretilmemiş. Cardistry yapabiliyorsun. İlginç bir handling var. Yani tüm hareketleri yapabiliyorsun. Belki çok büyük bin hareketlerde problem çıkar. Şey gibi, flower fan gibi. Onun dışında bu destenin ilginç, bu desteyi ilginç yapan kısım deste şarj olarak çalışıyor. Yani bu desteyi güneşin altına koyuyorsun bir 15 dakika ya da ışıklı bir ortamda 15 dakika bulunduruyorsun kutusunun dışında. Ve şuradaki ve
bu yöndeki beyaz olan her yer karanlık ortamlarda parlamaya başlıyor. Parlamaya baş, bildiğin ışık yanıyor buradan. Gerçekten çok kuvvetli bir ışık veriyor. İlk aldığına denemiştim, ondan beri de hiç denemedim, çok da oynamadım. Ama gerçekten koleksiyon için çok güzel bir deste. Şurada iki tane streamline'ım var, bir kırmızı, bir mavi. Türkiye'de kardistere başladıysanız, başlamayı düşünüyorsanız ucuz fiyatlara satılıyor, kesinlikle öneririm yeni başlıyorsanız. Tabi ben bunu yeni başlarken bundan yoktu Türkiye'de. Yurt dışından aldım, bu mavi yurt dışından aldım. Türkiye'ye geldim ve 1-2 ay sonra Türkiye'ye diğer streamline'lar da geldi. O sırada kırmızısını aldım. Öyle. Buradan şöyle bir şey var. Bu desteleri alıp içine koymak için bir kutu gibi aynı. Denham Dave'in ürettiği bir şey. Çıkartsam. Denham Dave'in şöyle bir şey yani. Çok pek bir işe yaradığı yok. Bunu da ben yaptım. Hayatta kalma dersi vardı okulda. Onu da ördüm desteler için. Birazcık şey oldu ama. Boyu istediğim gibi olmadı. Ama geliştireceğim. Bu hafta içinde geliştireceğim bunu, hafta sonu olmadan. Gerçekten işe yarayan bir deste kabı yapmak istiyorum. Koddan keserek yaptık bunu. Hazır elimdeyken Fedom'u da göstereyim o zaman. Fedom alırken 13 dolardı ben bunu. Yaklaşık 35-36 lira civarı bir şey denk geliyordu o zamanın parasıyla. Alırken iki tane almıştım. Birini arkadaşıma verdim. Biri bende hala duruyor. Güzel bir deste, seviyorum. Handling'i de çok uygun kardistriye. Yani bicycle'dan da daha güzel handling'i. İlginç bir handling'i var. Tam anlatamayacağım ama bayağı güzel yani deste. Çok kullandım bunu da. En çok kullandığım destelerden birisi. Ve kutusu gerçekten dandik. Çok dandik bir kutusu var. Çok şey... kutusunu kullanırken birazcık daha dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Teleho. Kırmızı. Arkası böyle olandan. İsmini bilmiyorum. Linoid finish. O kadar güzel bir deste. Öneririm. Bulursam yakın zamanda mavisini istiyorum. Bicycle American Flag. Gerçekten... Hayatım boyunca bu kadar güzel bir deneyimi almadım. Propaganda yapmıyorum bu arada. Ama deste çok güzel. Gerçekten hani bükmesi o kadar zevkli ki, hem kartlar ince, hem frengi güzel falan, bayağı güzel bir deste. Hani öneririm. Alırken ben bunu 40-50 lira civarı bir şey almıştım. Türkiye'den aldım. Çok güzel bir deste yani, bu kadar. Burada iki tane deste var. Bir tane bicycle, bu standart değil. Black Scorpion deck. Arka plan dizaynı şu şekilde. VPT'nin bir tane kartı var. Bu Verpacator. Handling'i güzel bir deste. Gerçekten handling'i de güzel falan. Güzel bir deste. Bulursam bunu Türkiye sınırları içerisinde direkt alacağım. Eskiden Türkiye'ye çok gelirdi. Artık yavaştan da gelmeye başladı zaten. Gördüğüm gibi almak istiyorum. Bir tane siyah ya da şu kırmızı olan. 2015'te üretilen desteler. Elimde şöyle bir üçlü var. Bunları da göstermek istiyorum. Theory 11'in üçte, üç destede. Handling'i birbirine çok yakın desteler. Ama yani şu biraz farklı. Sizin de Nomad'a göre. Monarchs. Gerçekten ilk gördüğümden beri aşık olduğum bir deste. Özellikle bu rengine. Tabii şunun altın olanı daha güzeldi. Bu rengine gerçekten aşık olmuştum ilk gördüğümde ve artık benim elimde. Çok güzel bir deste. Fanning'i o kadar güzel ki yani, bu çok güzel bir his. Oynarken gerçekten rahatlatıyor beni. Ve fanning'i, yani kartın şu üzerine kayma hissiyatı diğer destelerden çok daha farklı. Bayağı rahatlatıcı yani. Elimi sadece çekerek, sadece elimle, hiç desteyi tek el kullanarak bile güzel bir fan açabiliyorsun. Seviyorum bu desteyi de. Çok sık oynayamıyorum. Oynamaya da kıyamıyorum zaten. Burada Nomad Resistant var. Nomad'ı ilk göstereyim. Şöyle arkadan. Şöyle bir dizaynı var. Böyle bir arka dizayna sahip. Güzel bir deste. Theory 11'in dediğim gibi. Bir tane de Resistant var. Bunun arka plan dizaynından. Çünkü kutudaki de tam rengi yok ya. Net görün istiyorum biraz da. Arka plan dizaynı bunun da böyle. Tam görünüyor mu bilmiyorum ışıklar ama. Böyle bir şey işte, neyse, ne kadar görünüyor bilmiyorum. Burada bir tane Hoyle koleksiyonum var, ayrı 3 tanelik. Hoyle bir tane Çin markası. Bu Enduro'dan çarptım bunu. Çok eski bir deste, bir 20 senesi var en az. Yurt dışına çıktım, orada da bu desteyi gördüm. Hoyle ve kırmızı. Ve hemen dedim ki almalıyım. Handling'i bicycle'a çok yakın bu deste. Hatta arka dizaynı da zaten bicycle'a çok benzetmeyi denemişler. Yani yine de eski bir deste, güzel bir deste. Biraz daha sert bicycle'a göre. Tabi yani çok anlaşılmıyor fark ilk elini aldığında. Bu da Hoyle'un bir destesi, bu Maverick. Streamline'a benziyor. Öbürünü tarif edebildim şu an en çok. Streamline'a benziyor. TCC. Gerçekten çok güzel bir kutusu var ama
Bu kutu yırtılmıyor, kırılıyor. Çok sert bir kutu. Ve yapıştırılırken silikonla yapıştırabiliyorsun. En kötü. O kırıldı yani, şu kısmı çıktı. Yani ben yapıştırabilirim bir ara. Üşenmezsem. Paket kartlar için çok uygun bu deste. Kesinlikle yani paket kart yapacaksanız bu deste sizde olmalı. Efsane bir deste. Fenler için hiç uygun değil. Açabileceğiniz en iyi fen şu şekilde. Yani bu tabii uzun süre oynamadığım için, bayağı birkaç haftadır oynamıyorum ondan dolayı. Şu hareketleri falan yaparken parmağın çok kolay bir şekilde istediğim miktarda kartı ayırabiliyor. Bu değişik bir özellik, tam anlatamadım. Kesinlikle kardistir için üretilmiş bir deste. Öneririm almanızı. Ben de yakın zamanda bunun beyazını alacağım zaten. Burada daha önce ilk aldığım deste var. 2014 senesinde babam Valentine's'dan bir tane viski almıştı. Ondan çıktı. Ben de ondan beri bunu kullanıyordum. Öyle yani, 1-2 sene kullandım. Şurada bir kutu var. Bu kutuya geçmeden önce şunu göstereyim diyorum. Burada da alıştırma şeyleri var, paketleri. Böyle deste yere düştü mü dağılmasın diye daha kolay. Ya da yanınızda kardistriye çok uzak ve kardistrinin sanat olduğunu kabul etmeyen bazı insanlar varsa sırf onlarla uğraşmamak için bile kullanılabilir. Burada. Aradığınız her şey burada, tamam mı? Açarken içinden altın çıkacakmış gibi hissediyorsun ve deste çıkıyor. İki tane özel seri bicycle var burada da. Biri mor, biri yeşil şekilde. Göstereyim ben arka planını. Bu deste kardistirden çok bir için daha uygun bence. Kardistir için de çok rahat. Fenler gerçekten çok iyi. Çok ilginç bir deste. Bicycle'ın. Ben de bununla oynuyorum. Bol bol oynuyorum zaten. Bu video biraz daha şey gibi oldu. Deste tavsiyesi kısmı gibi bir şey oldu. Ya da böyle desteleri size anlattım normalde. Ben de neler olduğunu, neler yaptığım falan pek bahsetmedim. Gerçi böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum ya. Böyle daha çok hayal ettiğim bir video oldu. Neyse, o zaman kameranın da şarjı bitiyor zaten. Ben artık videoyu kapatayım. Şu ana kadar izlediğiniz için sağ olun falan. Hadi. Önümüzdeki hafta Perşembe günü görüşürüz.